Hocam şiddet haberleri bu görsellerinin, travma ile ilgili bilgilerin, görsellerin denetimsiz bir şekilde de sosyal medyada yer alması, biraz önce sorduğum soruyla ilgili bahsettikleriniz ben de bunu çağrıştırdı. Bu ruhsal bozuklukların oluşmasına bir zemin hazırlar mı kişilerde? Elbette hazırlar. Yapılan birçok çalışma var. Özellikle gazetecilerde yapılan çalışmalar. Mesela gazeteciler çokça haber üretirken birçok şiddet içerikli videolar izlemek zorunda kalıyorlar. Haber yaparken. Ve bunlarla karşılaşan gazetecilerin önemli bir kısmında stres bozukluklarının oluştuğu. TSSB hatta klinik anlamda işlevselliği de bozacak düzeyde posttraumatik stres bozukluğunun oluştuğu görülmüştü. Bazen %60-%70'lere varan oranlar. Karşılaştıkları görsellerin yoğunluğuna ve sıklığına göre. Yani sadece bir gazetecinin savaş alanında savaş muhabiri yaparken yaşadığı travmanın ya da tanıklığının yarattığı etkilenmenin ötesinde dolaylı olarak ekrandan izlemesi bile onda etki yaratıyor. Eğer gazeteci de bu oluşuyorsa normal alıcı izleyici de oluşmayacağını kimse söyleyemez. Bunlar ruhsal bozukluklara yol açar. Şöyle de bir şey var. Örneğin klasik medyada, yazılı ya da görsel medyada bir haberin alıcıya, izleyiciye, okuyucuya ulaşana kadar geçirdiği süreçte bütün bunların denetlenebilmesiyle ilgili bazı mekanizmalar var. Yani haberci hazırlar, gazeteci değerlendirir, editöre gider, editör bunu değerlendirir. Bir takım ülkeler kırpar, düzeltir. Düzeltmez ya da ama en azından bu mekanizma var. Ama yeni medyada, dijital medyada, özellikle sosyal medyada alıcının kendisi haberci olduğu için doğrudan haber üreticisine dönüştüğü için televizyonlarıyla işte YouTube televizyonlarıyla ya da diğer internet televizyonlarıyla ya da kendisi haberci gibi olduğu için bu haberleri denetimsiz sunma ihtimali var. Bir anda baktınız birilerinin çektiği görseller hızla paylaşıldı. IŞİD katliamlarının olduğu dönemlerde IŞİD örgütünün o vahşi uygulamaları hızla paylaşıldı. Gençler, ergenler izledi. Ve bunlar bundan etkilendiler. İki tür etkileniyorlar. Ya yoğun bir stres tepkileri, yoğun kaygı, endişe, tekrarlama belirtileri sık sık akıllarına gelmesi gibi TSSB'nin o karakteristik bulguları oluşuyor. Ya da bir duygusal küntleşme, donuklaşma, duyarsızlaşma ortaya çıkıyor. Her ikisi de tehlikeli. Sıradanlaşıyor. Bir insanın ölümü, yakılması, başka şeyler sıradanlaşıyor. O nedenle çok ciddi bir olumsuz sonuca yol açıyor. Tabii ki etkilenir. Ve bu etkinin oluşmasında bu haber üretenlerin, eğer bu bir klasik medyasa, basın kuruluşsa çok ciddi sorumluluğu var. Bu anlamda medya okuryazarlığı gibi hani bir haber içeriğini medyaya sunma ilkelerini insanların öğrenmesi gibi sosyal medya okuryazarlığında sosyal medyayı da uygun şekilde kullanma eğitimlerinin olması gerekiyor ki örseleyici nitelikli olmayan bir şekilde haber paylaşımları olsun. Sosyal medya çok öne geçti. Klasik medya da varlığını sosyal medya üzerinden kuruyor. Sosyal medya kanallarını kendini okutuyor. Fark ettiriyor, izlettiriyor televizyonlar. O anlamda sosyal medyada paylaşılan bilginin kontrolsüz dağılma ihtimali de çok yüksek. Bunu yasaklarla önleyemezsiniz çünkü ifade özgürlüğü ama ülkelerle, eğitimlerle bunu dengelemek, arasöral kullanımını olanaklı kılmak mümkündür. Biz meslek örgütü olarak da bu sorumluluğu yerine getiriyoruz. Bu çalışmaları bu anlamda ortaya çıkarıyoruz. Medyayı eğitmeye, medya çalışanlarını bilgilendirmeye, farkındalık kazandırmaya çalışıyoruz. Kendi sorumluluğumuzu elimizden gelince yerine getirmeye çalışıyoruz. Evet, tam da hocam ben bunu sormak istiyordum size aslında. Ruh sağlığı uzmanlarını düşünürsek bu noktada. Mesela siz biraz önce hani trafikle ilgili yaşadığınız bir örnekten bahsettiniz. Bu alanda ruh sağlığı uzmanlarına danışıldığında ya da işte yapılabilecek birçok şeyden bahsettiniz ama bu kişiler nelere dikkat etmeliler ya da onlar nelerden kaçınmalılar? Yazılı medyada, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda örneğin. Çok önemli şeyler var. Biz psikiyatrlar olarak ruh sağlığı alanında çalışan profesyonel olarak sık sık medyanın ilgi alanına giriyoruz. Yani bizim uzmanlık bilgimize, değerlendirmemize ihtiyaç duyuyorlar. Elbette biz de orada olmalıyız, reddetmemeliyiz. Meslek grubu içinde bu konuda çekinenler çoktur. Ama bunu yaparken çok dikkat etmemiz gereken unsurlar var.
Gerçekten geçerliliği olan, verileri olan, kanıtları olan doğru bilimsel bilgiler paylaşmalıyız. Yani bir kişisel kanaatler, bir takım mistik ifadeler ya da gerçeklikle bağ olmayan şeyleri bir uzman görüşüyle söylemek, bunlar son derece tehlikeli. Çünkü bizi izleyenler bizden söylenenleri olduğu gibi alıp uygulama potansiyelini taşıyorlar. Bu anlamda sorumluyuz. Bunu yaparken özellikle ekran karşısında tanı koymamak, insanların ruhsal durumu hakkında yorum yapmamak, bunlardan uzak, bu etik bir meseledir, uzak kalmak gerekiyor. Muayene etmediğimiz bir insanın hakkında bir ruhsal yorum yapamayız, ettiğimiz kişi hakkında hiç yapamayız çünkü hiç etik değil. İnsanın rızası olmaksızın bunları yapmamız mümkün değil. Ve özellikle medyada şiddetle ilgili konuları konuşurken medyanın yanlış kullanımlarını düzeltmemiz lazım. Ben hatırlıyorum, iki çocuk arasında yaşanan bir şiddet olayı var. Bir çocuk başka çocuğa şiddet uyguluyor, fark ve bir meyiz olmayan dönemde. Fakat şiddet uygulayan çocuk için bu vahşi insanlara da vahşi davranışlar için ne söyleyeceğiz diye size sorabilir. Bunu vahşilikle tanımlamamız gerekmez. Bu kelimeleri kullanmamamız gerekir. Bu tür etiketlemeden uzak kalmamız gerekir de düzeltmemiz gerekiyor. Örneğin. Buna benzer şekilde hekimlerin son derece dikkatli olması, ötekileştirici, ayrıştırıcı bir dili kullanmaması, damgalayıcı bir dili kullanmaması ve kullanılan dili de düzeltmesi, buna izin vermemesi gerekiyor. Ekrandan insanın ruh halinin hakkında yorum yapanları önlemesi ve eleştirmesi gerekiyor. Çok kesinlik içeren iddialı ifadelerden uzak durması gerekiyor. Özellikle aracılık etmememiz lazım travmatik içeriği sunarken. Bazen bizim onayımızı, desteğimizi isteyebilir medya çekici kılmak için haberini. Bizim buna son derece dikkatli şekilde bir tepki vermemiz gerekiyor açıkçası. Reklam içeren, mesela bir psikiyatri bir reklamın parçası olmamalı. Son dönemlerde biliyorum bazı alışveriş merkezlerinin televizyonlarında haberci şey yapan, psikiyatri yorumlar yapan ya da bir reklamın parçası olarak mesleki bilgi aktaran, evet kamuoyunu bilgilendirmenin bir yolu gibi düşünebilirsiniz ama bir psikiyatrist, bir doktor, bir uzman hiçbir zaman bilgiyi bir reklam unsuru olarak kullanmamalıdır. Bir sürecin nasıl söyleyeyim, kar etmesini sağlayan bir araca dönüşmelidir. Hassas konular bunlar, mesleki etik anlamında bunların da altını çizmem gerekir.